Yeni sayıma hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle bir kez daha karşınızdayız. Bugün 8 Ağustos Pazartesi, saatlerimiz 9.30 geçerken bu sabah Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikte olduğumuzu hatırlatalım. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti. Özlem'e de günaydın, hoş geldin yayına diyelim. Ve gündemin satır başlarına şöyle hızlıca bir bakacağız. Özellikle içeride yeni haftaya başlarken piyasaların izlediği başlıkları hatırlatarak başlayalım. Bir rubleyle ticaret açıklaması gelmişti, hatırlayacaksınız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in yaptıkları görüşmede ruble üzerinden ödeme yapmakta mutabık kaldıkları açıklaması öne çıktı. Tabii piyasalar bu açıklamaları izlerken bir swap anlaşmasının bu duruma eşlik edip etmeyeceğini de yakından özellikle takip ediyor. Bu arada yine Financial Times gazetesinde bir haber çıktı. Özellikle batılı ülkelerin bu yaşanan gelişmelerle ilgili bir parça endişe duyduğuna ilişkin olası bazı yaptırımların gündeme gelip gelmeyeceği de yine bu yazıda vurgulanan unsurlardan bir tanesiydi. Doların yeni haftaya başlarken 17.90'ın üzerinde olduğunu hatırlatalım. Borsa geçen hafta %6 yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı konuşmada yeni ekonomi modeliyle ilgili müspet sonuçlar ilk çeyrekte görülecek şeklinde ifadesi yine öne çıktı. Bu arada Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi'nin bu yıl 20 milyon ton buğday rekoltesi öngördüklerini, buğday arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını söylemesi yine not edilen başlıklar arasında oldu. Bu hafta hazinenin tahvil ihaleleri var, onlar izlenecek. İçeride ödemeler dengesi açıklanacak. Bu arada hazine nakit dengesinin 92,8 milyar lira açık verdiğini de yine bir not olarak paylaşmış olalım. Temmuz ayı sonuçları bunlar. Geçen yılın Temmuz ayında 68 milyar liralık bir açık vardı. Bunun bir hayli üzerinde gelen bir rakam. Ocak-Temmuz dönemi nakit dengesinde de 37 milyar liranın üzerinde bir açık olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu arada Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi kuvvetli geldi. Yine Çarşamba günü Amerika'da TÜFE verisi, Fed'in yakından izlediği göstergelerden bir tanesi bu izlenecek. Petrol 6 ayın en düşüğünden bir parça toparlandı, 95 dolarda. Ons altın 1770 dolarda, gram altın yeni haftaya başlarken 1020 lira civarında. Kabaca piyasanın özeti bu. Biz Özlem Bayraktar Gökşen'e bir kez daha günaydın diyelim ve hemen bir ilk değerlendirme isteyelim. Özlem, dışarıyı içeriği izliyoruz. Artık yeni bir aya, Ağustos ayına da başladık. Yazı tamamlamamıza az bir zaman kaldı. Aslında önce içeriğiyle de başlayalım. Bir yandan enflasyon yüksek giderken bir yandan pek çok göstergede ekonomik bozulmanın yansıması dikkat çekici. Dışarıda da bu tabloya eşlik eden çok iyi bir manzara yok maalesef. Dışarısı da biraz kötü piyasalar açısından ve ekonomik göstergeler açısından. Ne dersin? Yani şu anda fotoğrafa baktığında büyük resimde ne görüyorsun? Yani zaten volatilitenin son derece yüksek olduğunu ve olumsuz koşulların bir miktar daha ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bunun bir süre daha devam edeceğini bekliyorum maalesef. Günün sonunda yurt dışında özellikle ABD tarafında bir resesyon fiyatlamasının henüz başında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman bazı veriler kısmi rehavete neden olabiliyor. Örneğin geçen haftaki tarım dışı istihdam verileri iş gücü piyasasına ilişkin olarak halen çok sıcak bir ekonomi resmi çiziyor. Ama enflasyonla mücadele nezdinde daha fazla faiz arttırımı gerekliliğini de çok net bir biçimde ifade ediyor. Bu hafta gelecek enflasyon verilerini ABD'de bu anlamda yakından takip ediyor olacağız. Yani hafif geri çekilmeler bile enflasyonda özellikle ABD'de bir kanadın önemli olarak vurguladığı gibi bir rehavete yol açması durumu ileride enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkabileceğini, daha yüksek seviyeleri bırakın daha uzun süreli bir enflasyonist ortamdan bahsedebileceğimizi ifade ediyor ki bu aslında gelişmekte olan ülkeler için de çok olumlu bir faktör değil. Bu tabii küresel anlamda sadece işin ABD tarafı, Avrupa Birliği tarafı ayrı. Çin mevzusu çok kritik. Jeopolitik riskler çok kritik. Dolayısıyla küresel anlamda yakın vadede destekleyici bir görünümden uzağız. Yurt içi dinamiklerde de senin söylediğin gibi ekonomik göstergelere ilişkin çok da olumlu bir resimle karşı karşıya değiliz. Enflasyonda yükselişler devam ediyor. Bu hafta cari işlemler açığını göreceğiz. Yükselmeye devam edecek yıllık cari işlemler açığı ve yıl sonunda da
40 belki 40'ın daha üzerinde bir cari işlemler açığıyla karşı karşıya kalacağız milyar dolar olarak, yıllık olarak. Bütçeye ilişkin verilerin ikinci yarıda biraz daha olumsuz bir yere işaret etme olasılığı var. Yine ikinci yarıda ekonomik aktivitede çok daha belirgin bir yavaşlama göreceğiz. Bunu birçok öncü göstergelerden, kredilerden de net bir şekilde görüyoruz. Gerek iç talep koşulları, gerek dış talep koşulları aslında büyümeyi çok da destekleyici nitelikte olmayacak. Dolayısıyla genel çerçevede bakıldığında piyasalara yansıması anlamında makroekonomik düzlemin ne küresel anlamda ne yurt içinde çok da destekleyici olmayacağı bir noktadayız. Aslında hani dışarıda bu Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi resesyonla ilgili endişeleri bir parça azalttı ama enflasyonla ilgili kaygıları da artırdı. Bu nedenle Fed yine güçlü bir faiz artışına gidebilir yorumları da yapıldı. Bu veri özelinde senin yorumun nedir? Onu da yani Fed'in ne yapacağına yol açabilir? Yani Fed'le ilgili nasıl bir politikayı yol açabilir? Bu konudaki yorumunu da alalım mı? Evet, şimdi burada şöyle çok net bir biçimde biliyorsun aslında bir teknik resesyona işaret eden rakamlar geldi ama böyle bir resmi açıklamada yapılmadı. Çünkü burada ana faktörlerden biri istihdam piyasası. Powell da çok net ifade etti. Yani istihdam piyasası bu kadar güçlüyken, iş gücüne ilişkin rakamlar bu kadar kuvvetliyken ekonomide bir resesyondan bahsedemeyiz dedi. Cuma günü gelen rakamlar da aslında bunu ifade ediyor ama peşi sıra gelen ücret artışları da enflasyonist etkiyi daha da yukarıya çekecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi buradan net mesaj şu. Evet, daha fazla faiz artışı gerekliliği var. Ama şu mesajı da alıyoruz. Halen talep enflasyonu faktörleri çok kuvvetli bir şekilde etkili olmaya devam edecek. Dolayısıyla ekonominin daha da soğutulmaya ihtiyacı var. O nedenle de evet daha yüksek bir faiz artırımı olacak ama daha fazlasının gerekliliğiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte şu anda opsiyon fiyatlamalarından yola çıkarak bakılan bir olasılıkta henüz mesela Eylül'de bir 75 bips tam fiyatlandı diyemeyiz. Ama mevcut durumda gerçekten enflasyonda hızlı bir gerileme yaşanması isteniyorsa belki daha yüksek faiz artırımlarının bile konuşulması gerekliliği var. Burada özellikle son yani bu Fed'in geç kalınmışlığı konusunun son derece vurgulu bir şekilde masaya getiren kişilerden biri olan eski Hazine Bakanı Larry Summers'ın söylemlerini çok yakından takip etmekte fayda var. Örneğin diyor ki bu hafta içerisinde manşet enflasyonda ABD'de bir geri çekilme görebiliriz. Yani bu biraz benzin fiyatları kaynaklı da olabilir. Çekirdek değil manşette. Ama bu bir rehavete götürmemeli Fed'i ya da evet, piyasaları. Dolayısıyla da hızlı bir faiz artırma ihtiyacı ve iş gücü piyasasında da işsizlik oranının artması gerekliliği bir düzlemden bahsediyor olabilir. Şimdi dışarıda olup biten çok önemli bizim için. Özellikle Fed'in adeta bir dünya merkez bankası gibi verdiği sinyaller, attığı adımlar ve yansımaları bizim gibi ülkeler üzerinde çok etkili olabiliyor. O nedenle Fed'i ve ne yapacağını yakından izliyoruz. Amerikan ekonomisini de öyle. Ama içeride de baktığımızda özellikle enflasyonun arttığı ve büyümenin de yavaşladığı bir ortam dikkat çekiyor. Bugün Dünya Gazetesi'nde imalatta daralma endişe yaratıyor başlıklı bir haber var. Küresel ekonomideki resesyon işaretleri Türk sanayinde de kendini gösteriyor. Yeni siparişlerde sert düşüş var. Daralmanın derinleşmesinden endişe ediliyor denilmiş ve her sektör üzerinde bir yoruma da yer verilmiş. Örneğin tekstil sektörü adına ihracat siparişlerinin ivme kaybettiği, yeni yatırımların karşılığını alamıyoruz şeklinde bir açıklamayla kendine yer bulmuş. Yine hazır giyim tarafında siparişlerin son bir ayda %10 düştüğü vurgulanıyor. Demir ve demir dışı sektörle ilgili yeni yatırım iştahı yok notu var. Kimya sektörüyle ilgili Türkiye'nin öne çıkan lojistik avantajıyla resesyondan daha az etkileneceğimizi düşünüyoruz ifadesi öne çıkmış. Plastik sektörü, kauçuk sektörü için yatırım ve istihdamda tablo parlak değil. Lojistik avantajımız var ama yatırım ve istihdamda tablo parlak değil denilmiş. Yani bu tarz değerlendirmeler var. Bu arada genel olarak mesela reel sektörle yapılan buluşmalarda da
aslında enflasyonla mücadele ve izlenen politikalar dışında bir parça tartışmaların kredi ekseninde hep odaklandığını ve orada düğümlendiğini de görüyoruz. Özlem, ne dersin? Şimdi evet, biraz önce söylediğim gibi birçok öncü gösterge zaten imalat sanayinde önemli bir durulmayı ve duranlaşmayı ifade ediyor siparişler tarafında da. Şimdi işin dış talep tarafını zaten kısmi olarak konuştuk. Yani resesyonun konuşulduğu bir dönemde Euro bölgesinde daha sert bir resesyon olabileceği beklenti çerçevesinde ihracat tarafında çok da olumlu bir resim çizmekten oldukça uzağız. Dolayısıyla dış talep faktörlerinin ekonomik aktivite üzerindeki etkisi daha sınırlı olacak. İç talebe geldiğimizde de bir kere enflasyon başlı başına satın alma gücü üzerinde önemli bir yaralama yarattığı için bunun etkilerini göreceğiz. Ama bunun yanı sıra son dönemdeki kredi hacmine ilişkin politikalar da çokça önemli. Özellikle ticari krediler tarafındaki adımlar, işte belirli sınırlamalar aslında son derece önemli. Bunun kredi, trend kredi büyümelerine de yansıdığını görüyoruz ve önemli oranda özellikle ticari krediler tarafında bir geri çekilme var. Hatta son dönemde reel sektörden de işte finansmana erişim konusunda takım sıkıntılardan bahsediliyor. Enflasyonist ortamda tabii bilanço yönetimini yapabilmek için imalat sanayi sektörleri çok daha zorlu bir koşulda çalışmak durumunda kalıyorlar. Şimdi son dönemde özellikle krediler tarafındaki adımları değerlendirirken de bunun büyümede bir yavaşlama yaratsın, bu da enflasyon üzerinde bir olumlu etkide bulunsun amacı çerçevesinde olduğunu çok düşünmüyorum. Zaten geçtiğimiz hafta itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de ifade etti. Bu ekonomik model görünümü çerçevesinde işte biz büyümeden asla işte feragat etmeyi düşünmüyoruz. Büyümeyle beraber ancak enflasyonu düşürebiliriz söylemi devam ediyor burada. Dolayısıyla kredilerde son dönemde atılan adımların ana amacının aslında biraz dövize yönelimi önemli olarak kesmek anlamında. Yani kredinin amacına uygun kullanılmamasına ilişkin herhangi bir sinyalle çok ciddi bir hassasiyet gösteriliyor. Dolayısıyla atılan adımları biraz bu şekilde değerlendiriyorum. Ama bunu engellemek için bile atılan adımlar ekonomik aktivite üzerinde etkili oluyor. O nedenle yılın ikinci yarısı için imalat sanayi ile ilgili olarak gelecek aktivite verilerinin çok daha zayıf olabileceğini düşünüyorum. Örneğin üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre gayri safi yurt içi hasılada, yani takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bir gerileme, negatif bir değer görme ihtimalimiz yüksek. Ama şunu da dipnot olarak söylemek lazım. Yılın ilk iki çeyreğinde beklenenin çok üzerinde bir performans gösterildi ve çok da desteklendi zaten ekonomi bu büyümeyi göstersin diye. Dolayısıyla beklediğimizin üzerindeki bu performansla yılı işte %4'lere yakın bir büyümeyle bitirebilecekmişiz gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki bu biraz daha geri çekilme, daha gözle görülebilir geri çekilme beklentimize rağmen. Yani içeride duruma baktığımızda hani bir politika izleniyor ve bu politikanın mutlaka sonuç vereceği, özellikle önümüzdeki yılın ilk çeyreğini işaret ederek bir takvimle birlikte vurgulanıyor. İşte reel sektör, piyasalar, ekonomistler, ekonomi çevreleri biraz daha farklı düşünebiliyor yani izlenen bu politikalar ve doğuracağı sonuçlarla ilgili. Acaba bu ayrışma ekonomiyi nereye taşıyacak? Yani sen özellikle büyümede, enflasyonda, cari dengede yılın sonlarında nasıl bir performans bekliyorsun bu haliyle? Şimdi Berfu, özellikle gelecek senenin ilk çeyreğinin ifade edilmesi enflasyon düzleminde olduğunu anlıyorum. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek diğer ekonomi yetkililerinden söylemler biraz böyle Şubat-Mart'ı vurgulayan nitelikte. Enflasyonda şunu söyleyebilirim. Ana olarak baz etkisini biz Aralık'ta, Ocak'ta görüyor olacağız bu yılın sonunda. Ama özellikle Ocak'taki baz etkisi konusunu biraz daha düşünmek lazım. Çünkü şunu da bekliyoruz. Bu da yine yapılan açıklamalar arasında asgari ücrette çok daha yüksek bir artış olma ihtimali var. Vergi artışlarını görme ihtimalimiz var.
Fiyat artışları keza işte yıl sonu itibariyle oluşacaktır. Dolayısıyla özellikle Ocak ayında görebileceğimiz baz etkisini bir miktar yiyebilecek gelişmeler söz konusu. O yüzden de muhtemelen Ocak ayına geldiğimizde 2023'e ilişkin enflasyon tahminlerinde de önemli bir değişiklik ve yukarı yönlü revizyonlar olacaktır. Ama 2022'nin sonuna ilişkin baktığımızda biz enflasyonda %70 seviyesiyle bitireceğimizi düşünüyoruz. Daha henüz en yukarıyı görmediğimizi düşünüyoruz. O en yukarıyı tahmin etmek konusu da artık gelinen seviyeler itibariyle çok zor. Yani 90'lara doğru bir rakam görme ihtimalimiz halen yüksek. Temmuz ayı biraz beklentimizin altında geldi. Ama yükseliş Ekim'de de Ekim'e kadar hızlıca devam edecekmiş gibi gözüküyor. Cari işlemler açığı tarafında da İşte biraz önce konuştuğumuz dış talep konjonktürü çok olumlu değil. İhracata yansımasını göreceğiz. Enerji ithalatı son derece yüksek bir yük yaratıyor. Geçen sene 50 milyar dolarlar civarındaki enerji ithalatı yükümüz 90 milyar dolarlara yaklaşır bir hale gelecek. Altın ithalatında bir miktar artış görüyoruz. Neyse ki turizm oldukça iyi gidiyor ama buna rağmen halen yüksek bir cari işlemler açığıyla karşı karşıyayız aylık olarak da. Şimdi bu hafta açıklanacak da yaklaşık işte 3,5'un üstünde 3,9'larda bir aylık milyar dolar kadar bir açık olacak. Ama gelecek ay mesela Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verileri de elimizde olduğumuz için 5 milyar dolarlar civarında aylık bir açıktan bahsediyoruz. Bu turizm gelirlerinin çok yüksek olduğu ay itibariyle bu kadar yüksek açıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar hep döviz talebini ön plana çıkaran unsurlar. Cari işlemler açığı tarafında da bu düzlemde döviz piyasasında talebi canlı tutmaya gerektirecek bir resim görüyoruz. Ve aktivite tarafında da biraz önce söylediğim gibi gerileme bekliyoruz. Gözle görülebilir bir gerileme. Ama yıla 3,8'ler civarında bir gayri safi yurt hasılayla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Dolar için de normal şartlarda bu enflasyonla doları ne öngörüyorsunuz demiş. Vahit Bey bir soru sormuş, onu da iletmiş olayım Özlem. Hangi evet, kura göre yani hesap yapıyorsun? Dolar TL dinamikleri çok daha farklı ilerliyor tabii. Yani gün sonunda şunu düşünelim. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verileri sonrasında dolar endeksindeki yani küresel anlamda doların çok hızlı bir şekilde güç kazandığını gördük ama bunların yansıması yok gibi bizde. Zaman zaman var, zaman zaman yok gibi. Çünkü döviz piyasasında arz tarafında ana belirleyici Merkez Bankası'nın uluslararası rezerv yönetimi olmaya devam ediyor. Gelen talebi büyük ölçüde burası karşılıyor gibi gözüküyor. Çünkü daha önemli bir arz yok piyasada, bunu karşılayacak bir arz yok. O nedenle de döviz dinamikleri biraz daha farklı çalışıyor. Ancak rezervlerin geldiği yer itibariyle de hani elimizde çok rahat değil, çok belli bir şekilde. Gerçi son dönemde rezervlere ilişkin ekonomi yönetiminin söylemleri de biraz daha güçlenecek yönünde. Burada yurt dışından gelecek, özellikle Rusya'dan gelecek miktarlardan bahsediliyor. Geçen hafta itibariyle bir yükseliş gördük. Bu biraz swap stokundan kaynaklanıyordu. Ama yine de döviz dinamiklerinde bir iyileşme, döviz arzı dinamiklerinde bir iyileşme olmadığı sürece kur tarafında volatilite her daim ön planda olabilir. Enflasyonda 80'ler 90'lar derken halen politika faizinde %14'lerden bahsediyoruz. Piyasa faizleri buna rağmen çok yüksek diyoruz ama halen bu enflasyon seviyesinin de altında kredi faizlerine baktığımız zaman. Dolayısıyla döviz tarafında şu anda TL'nin gardını alma konusunda bambaşka bir düzlemdeyiz. Gardını alamadığımız bir düzlemdeyiz. O nedenle de volatilite ve zaman zaman yükselişlerin kendini gösterebileceğini göz ardı etmemek lazım. Özlem Bayraktar Gökşen, Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken bir iki ayrıntıyı da şöyle hızlıca izninizle sizlere göstermek isteriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili açıklamaları, özellikle fahiş fiyat artışlarıyla enflasyon sebebiyle vatandaşların yükünü hafifletecek pek çok adım attık, atıyoruz ifadesi dikkat çekici. Attığımız her adımla toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Ve müspet sonuçları önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde göreceğiz ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi buğday arzında sıkıntı yok diyor. Amerika'da
özellikle sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren enflasyonu azaltma yasası olarak da bilinen bir tasarı. Özellikle Senato'dan 50'ye karşı 51 oyla geçti. Bunun yansımaları izleniyor. Tarım dışı istihdam verisi Amerika'da güçlü geldi. Bu veri ve yansımaları yine piyasaların gündeminde. Bu arada genel olarak piyasalara baktığımızda dolarda 17.95 izlediğimiz seviye, Euro Türk Lirası'nda 18.07'yi görüyoruz. Borsa tarafında haftanın son işlem gününde %1'e yakın bir yukarı yönlü hareket oldu. Haftalık bazda %6'yı aşan bir yükseliş vardı. Özellikle BIST 100 endeksi. Hem kapanış hem gün içi rekoru kırıldığını borsada bir not olarak aktaralım. Bu hafta gözler çarşamba Amerika'da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. İçeride işsizlik, sanayi üretimi, cari denge verileri, hazinenin tahvil ihaleleri yakından izlenecek. Bu sabah Asya'da, Asya borsalarında genelde daha yatay, karışık bir tablo var. Petrol fiyatları Brent'te 95 doların üzerinde. İçeride altına da bakacağız. Ons altın 1774 dolarda, içeride ise 1024 lira. Gram altın, çeyrek altın 1676, yarım altın 3307, tam altın da 6697 lira. Reklama gidelim, borsanın açılışına geri sayalım. Ve borsanın açılışına geri sayacağız. Arkadaşlarım verebilirse borsanın açılışını da görelim. %0.62'lik yükselişte yeni gün başlıyor. 2767 puan seviyesinde BIST 100, dolarda 17.95'te. Biz bu notlarla sözü Deniz Kilisyoğlu'na devredelim. Şimdilik hoşçakalın.